götürelim biraz da. Genel Başkanımız bu güzel karşılama için... İşler nasıl? İşler zayıf haliyle. Piyasada kimse de... Şu an kimsenin alım gücü yok. Yani millet evine bir şey alamıyor haliyle. Bundan dolayı işlerim biraz daha zayıf. Tabii ki şükür. Yani çorbamız kaynıyor, evimize ekmek götürebiliyoruz ama tabii ki eskisi gibi de değil. Şimdi buranın çalışanı. Çalışanı. Sizde. Evlisiniz. Evet. Çocuk var. Bir tane. Damat çalışıyor mu? Evet. O da çalışıyor. Ev kira mı? Evet. İki maaş. Nasıl? Çok yetmiyor. Hiçbir şekilde yetmiyor. Çok. Sizde durum aynı. Yetmiyor. Ev yani, kira mı sizin de? Asgari ücret 5500 lira ve kiralar 7000 lira. Saçma sapan yani. Çok, kiralar bir çok insan kiraya çalışsa yani bile ödeyemiyor. İmkansız yani. Enişte nerede çalışıyor damat? Serbest. O serbest. Hı. Böyle esnaf mı? Değil. Yoksa serbest. Gündelik. Gündelik. Zor be kızım o zaman. Seninkinin sabit işi var mı? Sabit, evet. O da özel bir şirkette çalışıyor, evet. Ama çocuklar büyüyünce, yani okullar çok falan başlayınca o zaman evet biraz zorlanmalar başlıyor. Sen evli misin oğlum? Evliyim, yine evliyim ben de. Oy, borç var mı? Yani anne babayım yıkıldınız. Yok, tabii borç var mı? Ay canım benim. Ay canım benim. Gelin çalışıyor mu? Çalışıyor çok şükür. İyi, en azından. Çalışmak ev zorunda yani. Ev kira. Siz evli misiniz? Yok, bekarım. Ailenizle yaşıyorsunuz. Evet. Gençlerimiz evlenmeye korkuyor. Yani evet. Bize çocuk yapmaya da korkuyor. Bize nasıl bir vaatleriniz var Meral Hanım? İç acıcı, aşçıcı böyle. Biz şimdi şöyle, yani dediğim sorduğunuz için söylüyorum. Ben genelde sizi dinliyorum dükkanların içinde. Biz hiç iyimser bir şey konuşamıyoruz. Niye? Yani nasıl konuşalım ki? Evet, biz şimdi en basitinden şunu söyleyeyim. İsraf. Maaş aldığımız gibi markete gidiyoruz, iki poşete çıkamıyoruz. Kira ödeyemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir sosyal güvencemiz yok. Akşam ne pişirdin yok kızım? Hiçbir şey, yani... Ne pişirdin, ne yediniz akşam? Bugünü pişiriyorsan yarını düşünüyorsun. Ay, dün akşam ne yediniz? Dün akşam ne yedik? Patlıcan yemeği, pilav. Biz şimdi kurban kestiniz mi? Kesmedik. Pay geldi mi? Yok. Sizde? Binada kimse yok kesmedi çünkü. Yok. Siz yeni evlisiniz. Ailen kesti mi? Ailem yok. Ailem de kesemedi. Elektrik kaç geliyor? Zaten fazla klima yakmıyoruz. Mümkün olduğu kadar... Bu ay kaç geldi? Mesela bu ay 1200 geldi. Çok geniş. Yakmadığımız zaman bu kadar geliyoruz artık. Yaktığımız zaman artık ne kadar gelecek bilmiyoruz. Yapılan masraflar zaten belli. Çünkü günlük masrafımız çok fazla. Eleman olarak bunlar yemesi, içmesi, sigortası, kirası, yani mümkün olduğu kadar minimize etmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. Ben üniversite mezunuyum. Kaç yıldır burası işletiyorsunuz? Ne mezunsunuz? İşler nasıl kardeşim? Buranın alım gücü nasıl? İkinci olarak da o. Doğru. İşler çok şükür ama çok zorlu. Ürünler de çok fiyatlar arttı. Malum. Türkiye genelinde arttı. Doğru. İşler nasıl ya? Bu arada nasıl? Çok zorlu. Öyle değil mi? Çok. Türkiye'de nasılsa bizde de aynı. İmalatçıyız. İmalatta çok iyi sıkıntılar var. Suntalem kullanıyoruz. Suntalem fiyatı 15 misli, 10 misli artmış. İçinden çıkılacak gibi değil. Ya insanlarda artık başkanım size karşı gerçek bir umut, böyle bir bekleyiş var. Allah'ın izniyle. İnşallah. Az kaldı. Hayırlısı olsun inşallah. Az kaldı. İnşallah Allah beni utandırmasın. Amin. İnşallah. Dualarımız sizlere. İnşallah.